Evet, pazar sohbetinden tekrar merhaba. Bel kayması dedim. Bel kaymasını son zamanlarda çok fazla duymaya başladınız biliyorum. Evet, çünkü bel kaymasının birçok sebebi var. Biz 30 yıl öncesinde sebepler arasında sadece 4 tane neden sayardık ama bu 4 nedenin en önemli nedenlerinden biri doğuştan bel kayması. Doğuştan bir şekilde omurganın en son kısmında omurga diziliminin bozukluğu ki bunun son zamanlarda pars defekti olarak da gündemde. Yani pars kırığı. Bir bakıyorsunuz birden kapıyı bir işte ebeveyn çalıyor. Ay kızımızda, ay oğlumuzda omurga kırığı varmış hocam ne yapacağız? Bakıyorsunuz pars kırığı, pars defekti. O doğuştan olan kısım. Ama asıl o doğuştan olan kısım dışında dejeneratif, yaşlılığa bağlı, travmatik dediğimize bir de iatrojenik. Yani bizim oraya dokunuşlarımız sonrasında ortaya çıkan bel kaymaları olmaya başladı. Şimdi bel kayması nedenlerinin 5'e çıkartan en önemli sebeplerden biri bele yapılan açık ameliyatlar. Şimdi belinden fıtık nedeniyle ameliyat olmuş bir hasta. Açık ameliyat olduğunda arkadaki bel kemikleri alınıyor. Biliyorsunuz ben defalarca burada mikrocerrahiden bahsediyorum. Açık ameliyatın ne kadar aslında tarihteki yerinden bahsetsek de şu anda yapılmaması gereken yani omurga kemiklerinin arkadaki o destek noktasında yok olmamasını mikrocerrahi teknikle girilerek sadece anormalleşmiş bir dokuyu oradan kaldırmakla ancak bu tedaviyi yapabileceğimizi defaten söylemişimdir. Hatta tüm mecralarda bunu anlatıyoruz. Beyin cerrahları. Ama velev yani burada bir takım eski ameliyat şeklinin devam etme zorunluluğu olan yerler var. Efendim orada mikroskop yoktur. Mikroskopik aletler yoktur. Ya da mikroskop bozuktur. Mikrocerrahi ameliyatını yapmayı, eğitimini almamış olan meslektaşlarım olabilir. Ama burada bir şekilde o mikrocerrahi yapılmadığı zaman, open surgery dediğimiz açık ameliyat yapıldığında arka kemikler alınıp atılıyor. Şimdi hastanın fıtığı alınıyor. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki ben bu mesleğe ilk başladığımda binlerce ameliyat yapan bir abimiz vardı. Oğuz abi çok severim. Allah rahmet eylesin. Çok istahişle andığım bir abimiz. İnanılmaz güzel ameliyat yapardı. Ama nasıl bu ameliyatı açık ameliyat ve güzel yaparsa o kadar da güzel sonuçlarını biz görürdük. Şu andaki sistemde 3-5 yıl içerisinde beldeki omur kemiklerinin arka destek dokuları alınarak atıldıktan sonra oluşan omurganın dizilim bozukluğuna biz bel kayması diyoruz ve buna iatrojenik bel kayması diyoruz. Yani bir arkadan bel ameliyatı yapılmış, dokunulmuş hastanın ileri dönemdeki dizilim bozukluğuna bel kayması deniyor. Özellikle de bir doğuştan değil, travmatik değil veya yaşlılığa bağlı değil, bu bir ameliyata bağlı kaymalar. Daha fazla görmeye başladık. Şimdi buradaki tedaviler aslında önemli. Çünkü biz her bel kayması saptadığımız hastaya ameliyat etmiyoruz. Bel kaymasını derece derece anlatıyoruz. İsterseniz ben yine böyle çubuğu elime alacağım. Bir barkovizyonda sizlere bu ameliyatı göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Kimlere bel kayması deniyor? Hangi tür ameliyatlıktır, hangi tür ameliyatlık değildir? Beraber anlatalım. Evet, omurga yapımızı her zaman olduğu gibi biliyoruz. Harika, muhteşem bir yapımız var. Omur kemiklerimiz kutu kutu kare. Aralarında bakın kıkırdak dokular, yastıkçıklar. Biz oynuyoruz, zıplıyoruz. Buradaki dursun burada. Aynen burada bir dursun. Şimdi biz o kadar hareket ediyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz. Omurganın da o yastıkçıkları onu tolere ediyor. Ne yapıyor? Yukarıdan gelen basınç aşağıya doğru güzel bir şekilde iletiliyor. Eşit bir şekilde iletiliyor. Çünkü oradaki sıvı kıkırdak kısım basıncı hemen emiyor ve aşağıya doğru eşit bir şekilde dağıtıyor. Ama bazen bu eşit şekilde dağılmıyor. Bazen yük biraz fazla oluyor veya yük ters açılı geliyor. O zaman alan biraz eziliyor. Ezilip buradaki yüksekliği görüyorsunuz. Onun gibi olmuyor, daralıyor. Ve öne doğru kayma başlıyor. Biraz daha ilerletelim, kaymayı da görelim. Evet, omur kemiğin kayması enteresandır. Şu anda ben kayan kısmında mı gözüküyorum? Evet, devam edelim ortada. Omurga kemiğinin
dizilimi bozuluyor. Bakın dizilim bozuldu. Dejenerasyon başladı. Burada biraz önceki muntazam yapı gitti. Şu andaki dejenerasyon yani yıpranma böyle tırtık tırtık hal aldı. Devam edelim bunu. Yani bel kaymasının aslında en önemli belirtisi şu. Omurganın birinin üzerinde diğerinin aynı burada dursun. Aynı dizilim devam etmiyor. Biri yukarıda önde, biri aşağıda arkada. Gördüğünüz gibi bakın burada kayma oluyor. Kayma olmasının aslında nedir sonuçları? Buradan geçen sarı sarı sinirleri görüyorsunuz. Bu sarı sinir sıkışıyor. Bel kaymasının en önemli belirtisi aslında ayakta şöyle dik durduğunda beline bıçak saplanır gibi ağrı hissetmesi. Yol yürü dediğinizde kilometrelerce yol yürüyebilir hiçbir zararı olmadan. Ama gel gelelim ki yumuşak bir yerde otur belini tutar kalkamaz. Veya ayakta dur 2 dakika banka kuyruğu, 2 dakika ne bileyim süpermarkette kasa kuyruğu bekleyemez. Belini tuta tuta dolanır. Zaten baktığınız zaman o dolananlardan biri çevirin ya belinden ameliyat olmuştur ya da bel kayması vardır. Buradaki bel kayması en önemli sebeplerinden aslında biri dedik ya doğuştan olabilir, travmatik olabilir, yaşlılığa bağlı olabilir. Ama biz en önemli neden? Belinden ameliyat olmuş kişiler. Şimdi devam edelim. Bakın devam edince buradaki dizilimin bozulması bizim için ne kadar önemli, ne kadar sinirleri sıkıştırır onu görelim. Devam ettiğimizde zaten bariz bir şekilde bu animasyonda net göreceğiz. Biz bu bel kaymasına neler yapacağız? Şimdi onu konuşacağız. Bakın omurga dizilimi muntazamken biri önde, alttaki arkada. Burada bir yangı var. Kıpkırmızı gösterdik burayı. Bu yangı bütün omurgada yangıya sebep oluyor. Yol yürümesine, ayakta durmasına, bazen efendim yatması uykuda bile uyandıran ağrılara sebep oluyor. İlk yattığında ağrısı var. Ondan sonra kalktığında yine ağrısı var. İlk yattığında bir 5 dakika kendine geliyor. İlk kalktığında da bir 5 dakika kendine gelemiyor. O belin, omurganın dizilimi gece gevşiyor ya. Gevşedikten sonra İşte sıkıntı olmaya başlıyor. Şimdi size bunların aslında biraz mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Mekanizmada en önemli noktalardan biri o bel kaymasının siniri sıkıştırması problemi. Siniri sıkıştırdığı sürece siz problem yaşıyorsunuz. Ayakta ağrı, bacakta ağrı, kalçalarda ağrı, çekme, ayakta duramama, idrarla ilgili sıkıntılar, kaçırma veya tutamama en önemli noktalardan biri yetişememe. Yani siz öyle bir nokta geliyor ki ya tam kapıyı açıyorum altıma kaçırdım diyorsunuz. O kadar ciddi boyutta idrarla ilgili problemler yaratabiliyor. Biz bel kaymasının tanısını koyduğumuzda dinamik bir röntgen çekeriz. Öne doğru eğilir, bir röntgen çekilir yandan. Arkaya doğru yay gibi yaylanır, yine bir röntgen çekilir. Bu iki röntgende biz belde kayma derecesi eğer bir omurun üzerinde diğer omur %25'ten daha fazlaysa buna ikinci derece kaymaya yol açıyor ve bunu ameliyat edelim diyoruz. Ameliyatı anlattığımız zaman çok basit. Ameliyat bizim işimiz. Allah nasip ederse biz bu işi hani beyin omurilik sinir cerrahları olarak daha kısa segment stabilizasyon. Yani oradaki kayan iki tane kemiği birbirine bağlayarak çözüyoruz. Boydan boya vidalar platinler takmıyoruz. Yani sizin hep korkunuz vardır ya böyle oklava yutmuş gibi olacağım, baston yutmuş gibi olacağım, vidalar takacak, ben hareket edemeyeceğim, sağa sola dönemeyeceğim gibi korkuların aslında yersiz olduğunu da belirtmem lazım. Çünkü artık kısa segment stabilizasyon biz beyin omurilik sinir cerrahların olmazsa olmaz kuralıdır. Hastanın konforunu bozacak değil, tam tersi hastanın konforunu sağlayacak ameliyat şekli yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, orada bizim amacımız omurgayı sabitlemek tamam ama asıl önemlisi altta yatan fıtığını temizlemek. Sinirin sıkışıklığını, dar kanalını temizlemek. Bizim oradaki temizlediğimiz alan, bakın şurada çok basit küçücük bir tane omurga gösteriyorum. Omurganın buradaki kanalından geçen sinirler. Bu omurganın kanalından geçen sinirler rahat rahat hareket etmesi, giriş çıkış yapması, işlevsel olması gerekiyor. Bu iki kemiğin birbiri arasında oynadığında bu sinir ezileceği için bir bel kaymasından bahsediyorum. Biz o bel kaymasında bu iki kemiği birbirine şu vidalarla sabitleme yapıyoruz. Bakın şuradaki vidalarla.
Burada da vidayı görüyorsunuz ki demonstratif olsun diye. Yani siz burada ekranda rahat görebilirsiniz diye en büyük, en kalın vidayı gösterdim burada. Korkulacak bir şey yok. Küçücük vida. Ama bir cam çivisiyle de sizin omurganızı sabitleyecek değiliz. Sizin bir cam çivisi omurganızı tutmayacaktır. Bildiğiniz vidalarla, platinlerle ki bu titanyumdan güzelce sabitleme yaptığımız vidalar. Omurganızı sabit tutabileceğimiz, omurganın ikisinin birbiri arasında kaymaya bağlı oynamaması, aradan geçen siniri de bir şekilde irrite etmemesi, problem yaratmaması için yapacağımız ameliyat şekli buradaki kısa segment stabilizasyon dediğimiz 2-2-4 vida veya 3-3-6 vidayla sabitleme ameliyatları. Ama bunu tabii ki kayan kısmını görerek yapmamız gerekiyor. Kaç tane omurga birbiri üzerinde kayma yaptı? Yani şimdi hep söylüyoruz ya, omurga kemikleri önemli. Biz burada omurganın yan yapısındaki dizilimi çok önemsiyoruz. Önden arkaya baktığımızda dümdüz olması lazım. Dümdüz. Buna eğer bir S şekli gözüküyorsa, bakın şunun gibi, buna bir skolyoz diyoruz. Skolyoz apayrı ama bel kayması da buradaki omurga diziliminin biri önde biri arkada olmasına deniyor. Biz de bunun omurga diziliminde eğer hastada eşlik eden bir skolyoz yoksa, yani omurga eğriliği yoksa, kısa segment iki tane kemik arasında birbiri üzerinde kayma varsa onu mikroskop altında sinirlerini rahatlatıp mikrocerrahi ile sinirlerin kanalını açıp veya fıtığını alıp temizledikten sonra cildini biraz daha fazlaca açıp oradaki iki kemik arasındaki sabitleme işlemini yapıyoruz. Buna bel kaymasında vida platin takma. Platin tabii ki eski söylevlerden biridir ama bazen halk arasında anlaşılabilir olsun diye biliyorsunuz eski terimleri kullanmakta fayda var. Biz titanyumdan bir vidalama işlemi yapıyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi sabitledik. Bu ameliyatımız ne kadar? 2 saat, 3 saat sürdü. Peki sonrasında hastalarımız neler yaşıyor? Hani o oklava yutmuş gibi, baston yutmuş gibi mi geziyorlar diye korkularınız var ya, onları bir kenara ayırmak lazım. Yani bu vidaları taktığımızda, bu vidalarla sabitleme yaptığımızda hastamızın yaşayacağı tek şey anormal harekete bağlı ağrılar ortadan kalkıyor. Çok rahat 3 saat sonra bir şeyler bayağı kalkabiliyor. Bu bütün hastalarımız için öngördüğümüz bir olay. Ama bazı hastanın bünyesine göre 3 saat 4 saat yatar. Bazı hastalarımız bünyesine göre hemen 1-2 saat içerisinde kalkmak ister. Bünyeden bünyeye cevap değişebilir. Ama genel anlamda gördüğümüz hastalarımızın beklentimiz doğrultusunda 3-4 saat sonra bir şeyler yiyip ayağa kalkması. Ertesi gün normal kendi hareketlenmelerini yapması. Hani o efendim ben vida taktırdığım zaman sağa sola dönemem, oklava yutmuş gibi, baston yutmuş gibi olurum söylemlerinde bir kenara gittiğini, aslında bunların tam bir şehir efsanesi korku olduğunu da bilmiş oluyorlar, öğrenmiş oluyorlar. Bizim hastalarımızdan tek istediğimiz lütfen eski, sabıkalı hayatınıza dönmeyin. Biraz daha egzersiz yapın, biraz daha kilonuza dikkat edin, omurganıza dikkat edin, yürüyüşlerinizi muntazam yapın ki ameliyattan sonraki bir hafta boyunca 5-6 sefer 10'ar dakikalık yürüyüş istiyoruz. Kalkın güzelce dimdik, korsenizi takın, güzel yürüyüşler yapın. Yürüyüşlerle beraber hep duruşunuzu düzeltin. O hani yamuk yürüme, bel kaymasına bağlı o beliniz, eliniz belinizde yürümelerin artık ortadan kalkmasını istiyoruz. O ortadan kalktıktan sonraki en önemli şeylerden biri aslında sizin pozisyonunuzu düzeltip kaslarınızı güçlendirme dönemine girmeniz. Kasları güçlendirdiğimiz dönem de şöyle, yürüyüş, yüzme çok önemli. Pilates veriyoruz. Pilatesi ne zaman başlayabiliriz? 10 gün, 15 gün sonra. Yürüyüşü hemen başlatıyoruz. Ama ilk hafta biraz böyle ağır çekim yaşam. Bir hafta işte 10'ar dakikalık yürüyüşlerle 5-6 sefer günü tamamlama. Ama sonrasında sabah yürüyüşlerimiz, akşam yürüyüşlerimiz olsun, kilo kontrolümüz olsun, pilatese başlayın, artı araba kullanmaya başlayın, yürüyüşe başlayın, yürüyüşle beraber bisiklete başlayın veya hani küçük küçük hafif hafif egzersizlere başlayın. Bunlarda hiçbir zarar yok. Tek bir zarar şu, ağır kaldırmayın. Yani en azından bir 45 gün, belki 2 ay ağır kaldırmanızı istemiyoruz.
Hayatınızdaki en önemli şey sizin omurganız. Yani beyin sağlığı tabii ki bir beyin omurilik sinir cerrahı olarak beyni hep üstte tutuyoruz ama omurganızda sizi taşıyan bir yapı. Yani sizin eğer belinizde ağrı varsa, belinizde problem varsa, ayağı kaldırmıyorsa o zaman o beynin sağlığını da şüphe altında bırakmak hatta gerçekten beyin sağlığını bozmak demektir. Kalkıp en büyük özgürlüğümüz dolaşmak, yürümek, gezmek. Sizi bu konuda engelleyen bir şey varsa çözüme ulaştırmanız lazım. Çözümü bulmak için de en önemli şeylerden biri omurga sağlığınıza dikkat etmek. Biz o bölgedeki kaymayı düzelttik. Şimdi ileri dönemde neler yaşayabilir? Bu hastalarımız eğer genç bir hanımefendi ise doğum bile yapabilir. Vida platin takmamız profesyonel futbolcu veya profesyonel basketbolcu olsa bile onun sporuna engel bir hal değil. Ama ileri dönemlerde o bölgelerde tekrar kayma veya üst bölgesinde, alt bölgesinde komşu hastalığı yaratabilir. O yüzden biz bel hastalıklarında hep şunu söylüyoruz. 24 tane bel kemiğimiz var. Yani oradaki bel kemiklerinin, bel kemiği diyorum, omurga kemiğimiz var. Bu omurga kemiklerinin birinde biz hasarı düzelttiysek diğerlerinin de garanti altına alındığını düşünmeyin. O yüzden omurga sağlığınız için mümkün mertebe sağlığınıza dikkat edecek hareketleri yapın. Sağlığınızı bozacak tehditlerden uzak durun. Duruşunuzu, pozisyonunuzu düzeltin ve kaslarınızı güçlendirecek egzersizler yapın. Tabii bu arada doktor kontrolleri de çok önemli. Ben ameliyat ettiğim hastaları belki birinci haftada görmek isterim. Belki birinci ayda görmek isterim ama hep duymak istediğim şu. Biz duruşumuzu düzelttik, yürüyüşlerimizi, sporlarımızı, yüzmemizi program dahilinde hayatımıza mutlaka kaydettik. Biz bunu yapıyoruz ve çok mutluyuz demelerini bekliyorum. Çünkü eski sabıkalı yaşam dediğim kilolu bir yaşam. Efendim egzersizsiz, hiçbir şekilde kıvışlamadan, hareket etmeden sedanter bir yaşamı biz istemiyoruz. İstediğimiz tek şey ameliyattan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Ama ameliyattan sonra da bu sağlığınızın kıymetini bilerek düzenli, düzgün bir yaşama geçin diyoruz. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazar sohbetleri sizler sayesinde çok güzel geçmeye başladı. Çünkü sizler bizi takip ediyorsunuz. WhatsApp mesajlarınız bizleri şekillendiriyor. Bu bel kayması mesela hiç anlatmayı planlamıyordum. Ama siz bel kayması ile ilgili çok sorular gönderdiniz. O yüzden bel kaymasını anlattım. Ama bir dahaki sefere tabii ki ameliyatsız çözümler neler demişsiniz. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Özellikle sizlerin beyin omurilik sinir cerrahisi ile ilgili duymak istedikleriniz, problemleriniz, hatta filmleriniz bile varsa WhatsApp'tan bize ulaşın. Biz onun cevabını vermeye çalışalım. Bu ekranlarda da bir şekilde sizlere bilgi aktarımına devam edelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.